Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır demiş. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif Elif diye. Bakın arkadaşlar, Y kaynaştırma harfi 3 sözcükte daralma yapardı. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde daralma yapardı. Burada da görmüş olduğunuz gibi kelimenin kökü demektir. Dolayısıyla arkadaşlar E sesini daraltarak İ'ye dönüştürmüş. Buna ünlü daralması denir. O yüzden de cevabımız ünlü daralmasının olduğu B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine ünlem getirilmesi en uygundur? Bir trenin düdük çala çala geçtiğini duyunca ne yaparsınız? Bakın soruyu sormuş ve diğer cümlede büyük harfle başladığı için burası soru işaretidir. Doğrusu ben dinlemeden edemem. Hatta başımı kaldırır, sesin geldiği yanda bir pencere varsa treni görmeye de çalışırım. Bakın çalışırım yüklem. Diğer cümle büyük harfle başlamış, o yüzden buraya nokta gelir. Ne güzeldir trenlerin süzülerek gidişi. Bu dursun. Geçtiği yerdeki her şey onunla akıp gidiyor sanırsınız. Arkadaşlar bakın, sanırsınız yüklem, yüklem olduğu için ve diğer cümlede büyük harfle başladığı için buraya nokta gelir. Sonra bir de bakarsınız ki tren gitmiş. Geride evler, ağaçlar, direkler kalmıştır yalnızca. Kalmıştır yüklem. Yüklem olduğu için ve cümlede bittiği için yine buraya nokta gelir. Bakın 3 numaralı yere ne güzeldir trenlerin süzülerek gidişi ifadesi bir beğenme duygusu var arkadaşlar. Bu cümlede bir duygu belirttiği için de buraya ünlem işareti gelir. O yüzden cevabımız da 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine 3 nokta getirilmelidir. Dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da ekmek konusu her geçen gün önem kazanıyor. Arkadaşlar cümle bitmiş. Diğer cümle büyük harfle başladığı için buraya nokta gelir. Ekmeğin yapımı, içindeki malzemeleri ve besin değeri ile ilgilenenler çoğalıyor. Yine cümle bitmiş, yüklemi var. Diğer cümle büyük harfle başladığı için buraya da nokta gelir. Ekmekçilerde o kadar çok ekmek çeşidi oluyor ki insan hangisini alacağını şaşırıyor. Bakın yine cümle bitmiş. Diğer cümle büyük harfle başladığı için buraya da nokta gelir. Frankala, köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli. Oysa çocukluğumuzda öyle değildi. Yalnızca yuvarlak somun ve pide vardı. Bakın vardı, yüklem, yine cümle bitmiş. Buraya da nokta gelir. Fakat 4 numaralı yere bakacak olursak ekmek çeşitlerini sıralamış ve devam ediyor. Devam ettiği için ve yüklem olmadığı için 4 numaralı yere 3 nokta gelir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine noktalı virgül getirilmesi uygundur? Edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi pek çok bilim dalından yararlanan bir güzel sanat alanıdır. Bakın, şuralarda sıralama yaptığı için arkadaşlar 2'ye virgül, 3'e virgül, 4'e virgül, 5'e virgül gelir. Pek çok bilim dalından yararlanan hangisi arkadaşlar? Tabii ki edebiyat. İşte edebiyatı bu sıralamadan ayırmak için buraya noktalı virgül gelir. Yani özneyi belirtmek amacıyla buraya noktalı virgülün gelmesi gerekir. O yüzden bir numaralı seçeneğin yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz değildir? 1100 tonluk ağırlıktaki gemi boğazdan geçti. Arkadaşlar 1100 tonluk demiş. Bu zaten bir ağırlıktır. O yüzden bunu kullanmasına gerek yok. Yani ağırlıktaki kelimesini kullanmasına gerek yok. Bunu elemiş oluruz. Sanatçı dergilerdeki çıkan yazılarını kitaplaştırmış. Kitaplaştırmışsa zaten yazıları çıkmıştır. O yüzden çıkan kelimesine de gerek yok. Ağaçtan güçlükle aşağı inen çocuk ağlamaya başladı. İnmişse zaten arkadaşlar bu aşağı yönde olur. O yüzden bu da gereksiz kullanılmıştır. Kardeşimden aldığı kitabı hala ona geri iade etmemiş.
Arkadaşlar, iade etmemiş ifadesi geridir. Yani iade etme eylemi geri yapılan, geriye doğru yapılan bir eylemdir. O yüzden buna da gerek yok. Bizi daima yalan yanlış bilgilere karşı uyarır ifadesinde yalan sözcüğü arkadaşlar burada gereksiz değildir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Gıda fiyatlarının pahalı olması tüketiciyi kara kara düşündürüyor. Gıda fiyatları pahalı olmaz arkadaşlar, yüksek olur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Nurullah Ataç alanında yetkili olan bir eleştirmen ve denemecidir. Yetkili değil, ne olacak arkadaşlar? Yetkin, yani yetişmiş, olgun anlamında olacak. Bunu da elemiş oldum. Sayısı kalabalık olan tarafın savaşı kaybetmesi bütün ülkeleri şaşırttı. Burada da kalabalık değil, çok olması gerekiyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Derse katılmayan çekimser öğrencileri rehberlik servisini yönlendirdi. Burada da çekimser değil, çekingen olacak derse katılmayanların. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. İnsanlara kötü davranarak kendisine saygı duymamalarına sebep olur ifadesinde herhangi bir yanlış anlamda kullanılan sözcük yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur demiş. Her Allah'ın günü buraya gelip seni sorar. Bakın arkadaşlar, her Allah demiş. Normalde her sözcüğünün Allah'ın her günü, yani bu sözcüğün buraya gelmesi lazım. Allah'ın her günü buraya gelip seni sorar olması gerekiyor. Burada bir sözcüğün yanlış yerde kullanıldığını görüyoruz. Yoksa Allah bir tane. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. En iyi işi bitirenler en çok hayal kuranlardır. Bakın, en iyi işi, yani en güzel işi bitirenler en çok hayal kuranlar mıdır? Hayır. İşi en iyi bitirenler olacak arkadaşlar. Buradaki en iyi ifadesinin de işi kelimesinden sonra gelmesi gerekiyor. Burada da bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması var. Bunu da elemiş oluruz. Konağa girince ilk gözüme çiçekler çarptı. İlk gözüne çarpmış, ikincisine çarpmamış anlamı var. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki ilk sözcüğüne gözüme kelimesinden sonra gelmesi gerekirdi. Konağa girince gözüme ilk çiçekler çarptı olacaktı. Yani önce çiçekler çarpmış anlamında. Burada da sözcüğün yanlış yerde kullanılması var. Bunu denemiş olduk. Meydana kısa çıkan tüm yolları biliyoruz. Bakın burada da kısa sözcüğünün yer değiştirmesi gerekiyor. Meydana çıkan tüm kısa yolları biliyoruz olması gerekir. O yüzden kısa sözcüğünün buraya gelmesi gerekir. Burada da sözcüğün yanlış yerde kullanılması var. Bunu denemiş oluruz. Araçların yola zincirsiz çıkmamaları gerekir cümlesinde herhangi bir yanlış yerde kullanılan sözcük yok. O yüzden cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Hatırlarsan birçok kez sana gelmiştim, içimi dökmüştüm. İçimi dökmek deyimdir. Doğru kullanılmış, buna eledik. Haberi alınca başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Arkadaşlar kötü bir haber almış. O yüzden bu deyimi kullanmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Büyük konserden önce herkes tepeden tırnağa arandı. Tepeden tırnağa aranmak ifadesi doğru kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Milli takımımızın başarısı hepimizin göğsünü kabartmıştı. Mutlu olunan, başarılı olan ifadeler için kullanılır göğsünü kabartmak. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi, sen benim başıma gelen en güzel şeysin derdi hep bana ifadesinde. Başıma gelen ifadesi arkadaşlar genellikle beklenmedik şaşırtıcı bir olay sonunda ya da kötü bir durumda söylendiğini görüyoruz. Bu o yüzden yanlıştır. Çünkü en güzel şeysin demiş. Kötü bir durumdan bahsetmiyor. O yüzden buraya ne gelmesi gerekirdi? Karşıma çıkan en güzel şeysin demesi gerekirdi. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. cümle, içinde sıfat tamlaması ile at takımı olan
basit bir eylem cümlesidir. Çok az şey bir masalın sözcükleri kadar büyülü olabilir. Bakın, olabilir yüklem. Aynı zamanda olabilir ifadesi ebilmek, yeterlik fiiliyle oluşmuş bir birleşik fiildir. Yine cümlenin içinde bakın yan cümlecik göremiyoruz. O yüzden bu cümle hem basit hem de nedir arkadaşlar? Fiil cümlesidir. Peki masalın sözcükleri her ikisi de ek aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Şey, zamir, belgesiz zamirdir. Ne kadar şey? Çok az şey. Çok az sözcüğü de burada belgesiz sıfattır. Arkadaşlar, sıfat artı zamir de zamirler isim soylu sözcükler olduğundan dolayı sıfat tamlamasını oluşturur. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü cümle içinde edilgen eylemler barındıran öznesi sıralı cümledir. Bakalım. Yazılmasa da yıllardır kulaktan kulağa aktarılır. Anlatıcının sözcüklerinden çok dinleyicinin hayal gücüyle hareket eden görüntü ve figürler taşır. Taşır yüklem, aktarılır yüklem. İki yüklem birbirine noktalı virgülle bağlandığı için burası nedir? Sıralı cümledir. Peki aktarılan ne? Masal, özne ya da oda diyebiliriz. Peki taşıyan ne? Masal, özne. Bakın arkadaşlar, öznesi ortak, sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz. Peki edilgenlik var mı? Yazılmasa ve aktarılır ifadelerinde görüyoruz bunu da. Yazılmasa derken L ekini almış, edilgenlik ekini. Aktarılır derken yine L edilgenlik ekini aldığı görülmektedir. Aktaran belli değil, yazılan belli değil. Dolayısıyla arkadaşlar, burada edilgenlik vardır. Edilgen eylemdir bunlar. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki, dördüncü cümlede geçişsizken geçişli yapılan eylemler vardır demiş. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Oldurgan fiili soruyor. Binlerce yıldır dağları aşar, ağlatır ya da güldürür ifadesinde. Bakın, güldürür yüklem. Onu güldürür desem anlamlı. Geçişli olmuş buradaki dür ekini alarak. Eki kaldırdığımda onu güler anlamsız. Dolayısıyla arkadaşlar, onu sözcüğünü getirdiğimde geçişli olduğunu görüyoruz. Kaldırdığımızda geçişsiz. Yani geçişsizken bir fiil geçişli hale getirilmiş, oldurgan yapılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tıpkı ağlatır sözcüğünde olduğu gibi. Bakın, onu ağlar anlamsız, onu ağlatır anlamlı. Bu da arkadaşlar yine oldurgan çatılı bir fiildir. Beşinci cümle içinde soru adılı olan ve birden çok tamlananın bir tamlayana bağlandığı dönüşlü çatılı bir cümledir demiş. Bakın arkadaşlar, tam 3 ya da 4 tane soru soruyor bize. Bunlara bakmış olalım. Nereden sözcüğü nedir? Burası belgesiz zamirdir. Yine yerin gelenekleri ve yerin giysileri dediğimde yerin sözcüğü burada nedir? Tamlayandır. Gelenekleri tamlanandır. Giysileri de yine tamlanandır. Görmüş olduğunuz gibi birden çok tamlanan bir tamlayana bağlanmış. Bu da doğrudur. Ve arkadaşlar, bürünür ifadesine bakacak olursak bürünür yüklem. Ne ekini almış? Bürünen ne? Masal. Bakın, hem öznesi var, gerçek öznesi var, hem de ne ekini almış? Bu da nedir? Dönüşlü bir fiildir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci cümlenin ögeleri özne, nesne, yüklem olarak sıralanmış birleşik ad cümlesidir. Bakalım, masallar dinleyeni yeri göğü olmayan uzak diyarlara götüren bambaşka bir güce sahiptir. Şimdi bunun yüklemi şuradan itibaren arkadaşlar nedir? Yani dinleyeni yeri göğü olmayan uzak diyarlara götüren bambaşka bir güce sahiptir. Tamlama olduğu için burası komple yüklem. Sahip isim olduğu için burası isim cümlesidir. İsim cümlesi olduğu doğru. Peki içinde fiilimsi var mı? Bakın, an eneki burada nedir? Sıfat fiildir. O yüzden birleşik ad cümlesi olduğu doğru. Fakat yüklem ne dinleyeni yeri göğü olmayan uzak diyarlara götüren bambaşka bir güce sahiptir. Masallar özne. Arkadaşlar, özne, nesne, yüklemden değil, özne ve yüklemden oluşmuş. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.
10. soru, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Aşk dediğin Mecnun misali kördür. Ne bilsin alemde ne mevsimidir? Sıfat fiil demiş. Dediğin kelimesinde dıktık ifadesi sıfat fiil ekidir. Bu vardır, bunu elemiş oluruz. Benzetme edatı, misali sözcüğü bakın burada benzetme edatıdır. Bunu da elemiş olduk. Geniş zamanlı ek eylem demiş. Mevsimidir ifadesinde dırdır eki nedir? Ek fiildir. Ek fiilin nedir arkadaşlar bu? Geniş zaman çekimidir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Peki soru zarfı var mı? Ne bilsin ifadesinde bilmek fiil. Bakın ne sözcüğü fiili belirtmiş. Aynı zamanda nasıl bilsin anlamına geliyor. Fiili belirttiği için ne sözcüğü zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de bu soru zarfıdır. Burada ne mevsimidir derken bakın bu ismin yerine geçiyor arkadaşlar. Ben yaz mevsimidir diyebilirim ya da kış mevsimidir diyebilirim. İsmin yerine geçtiği için zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için de buna biz soru zamiri diyoruz. Dolayısıyla bu parçada soru sıfatı yok. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanma sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama yanlıştır? Birinci sözcük neye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır. Neye ait olduğunu bildiriyorsa bu iyilik ekidir. Bakın koruyucu özellikleri demiş. Ne özellikleri? Koruyucu özellikleri belirtisiz isim tamlamasıdır. Buradaki i de nedir arkadaşlar? İyilik ekidir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük sıfat görevinde kullanılan birleşik eylemdir demiş. Bakalım dayanabilen bitkiler. Bitki isim nasıl bitki? Dayanabilen bitki niteleme sıfatı. Ebilmek burada yeterlilik fiilidir. Ve kurallı birleşik fiil olduğunu görüyoruz. Dayanabilen sözcüğünün. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncü sözcükteki durum eki zaman anlamı katmıştır. Yaz aylarında suya ihtiyaç duyar. Ne zaman duyar? Yaz aylarında. Bakın buradaki D'da bulunma hal ekidir. Ve görmüş olduğunuz gibi cümleye zaman anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Beşinci sözcük edilgen çatılı bir isim fiildir demiş. Bakın püskürtülmesi derken mame burada isim fiil ekidir. L ekini almış. Edilgenlik ekini almış. Kimin püskürttüğü belli değil. O yüzden edilgen bir fiildir. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci sözcük zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Bakalım uzun süre. Süre isim. Nasıl süre? Uzun süre. Uzun sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Zarf görevinde değildir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Marmara adalarını birbirine bağlayan feribot seferleri Erdek'in can damarı. Görmüş olduğunuz gibi burada geniş zamanın ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Peki yüklem nerede? Erdek'in can damarıdır yüklem olur. Arkadaşlar Erdek'in can damarı. Bakın 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde anlam ilgisi kurmuş. Aynı zamanda kendi içinde de tamlama oluşturuyor. Erdek'in can damarı belirtili. Can damarı da belirtisiz isim tamlaması. O yüzden 3 isim bir araya gelip kendi içinde tamlama oluşturuyorsa buna zincirleme ad tamlaması denir. Aynı zamanda yüklem görevinde A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede anlamca kaynaşmış birleşik eylem vardır. Okulların tatil oluşu da ilçeye hayat veriyor. Hayat vermek nedir? Yüklemdir. Aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlede ek eylemin geniş zaman kipinin üçüncü tekil kişi eki olan dır düşmüştür. Bakalım. Başka birçok tatil beldesinin aksine büyük lüks oteller ya da birbirine benzeyen sitelerle kaplanmamış olması en çekici yanıdır Erdek'in. Bakın burada da en çekici yanı dır olacak arkadaşlar. Dır ekinin düştüğü görülmektedir. Bu ek eylemin geniş zaman çekiminin üçüncü tekil kişi ekidir arkadaşlar. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede bir at
hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Bakın, biraz eski görünümlü bu otellerden birinin balkonuna gün batımında çıkın ifadesinde. Otel isim, hangi oteller, bu oteller, bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Yine nasıl oteller, eski görünümlü, burası da niteleme sıfatıdır. Bakın, hem niteleme sıfatı almış hem de belirtme sıfatı almış. E de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlenin yüklemi geçişsiz etken bir eylemdir. Bakalım, onların yerine palmiyelerin çevrediği, ağaç trafiğine kapalı, aynı zamanda bisikletçilerin de kullandığı yürüyüş yolunu ve küçük otelleri göreceksiniz. Göreceksiniz yüklem. Kim? Siz. Gizli özne. Neyi göreceksiniz? Yürüyüş yolunu ve küçük otelleri. Görmüş olduğunuz gibi bu iki sözcük öbeğinde nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Neyi sorusuna cevap verdiği için, nesne aldığı için de geçişsiz değil, geçişlidir. Ve etkendir. Kim görecek? Siz. O yüzden arkadaşlar, burası, bu ifadedeki geçişsiz ifadesi yanlıştır. Burası geçişli olacak. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.